Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. İtilal devletleri ordularıyla Topkök'ün Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerine bir yıldırım gibi çökmek istiyorlardı. Anzak adı verilen Yeni Zelanda koylarından getirmiş oldukları gencecik çocukları denizden, karadan Çanakkale sırtlarına uğurluyorlardı. Bilmiyorlardı ki nasıl bir cehenneme geldiklerini. Bilmiyorlardı ki ölümle yüzleştiklerini. Kimisi daha vapurdan, gemiden adımını atarken aşağı, bilmiyorlardı ki geldikleri yer bir ölüm kavşağı. Tepeleri aşarken bir yaprak gibi sonbaharın mevsiminde yere düşermişçesine şehadet şerbetini içip ülke topraklarımızda can veriyorlardı. Bu millet anası, bacısı, çoluğu, çocuğuyla cephelere koşuyordu. Hepsi Mustafa Kemal, hepsi Anadolu kokuyordu. Savaş öyle çetindi ki kimse bu cihan harbinin burada böyle noktalanacağını bilmiyordu. Hepsi sağanak sağanak toprağa düşüyordu. Ölüyordu. Nefesleri Çanakkale'deydi. Alçıtepe, Zığındere, Conk Bayırı, Arıburnu, Anafartalar. Cephede, cephe gerisinde ağlayan gözler, bekleyen bir çare analar ve o mutlu son geldi çattı. Çanakkale'ye Mustafa Kemal ve başarılı bir ömrün gemileri demir attı. Çanakkale içinde üç ağaç selvi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Ben bilirim, ben görürüm, hissederim Çanakkale. Milli mücadele uğruna canını veren Felah grubundan Ekrem Baytar'a selam olsun. Milli mücadele uğruna canını veren Mimin grubundan Hüsnü İmmetoğlu'na selam olsun. Milli mücadele uğruna canını veren Doktor Esat Işık'a selam olsun. Kara Kemal Bey'e, Kara Refet Bey'e selam olsun. Trabzon'da Laz Ekrem'e, Giresun'da Gürcü Mustafa'ya, Diyarbakır'da Kürt Muzaffer'e selam olsun. Kemal yerinde Refet Bere'ye, Conk Bayırı'nda Nuri Conker'e selam olsun. Ve Anapartalarda ve Çanakkale'lerde
Mustafa Kemallere selam olsun, selam olsun, selam olsun.